Kasımpaşa deyince aklıma gelen maçlardan biri de 2019-2020, yani bu sezonun 12. haftasında, yani ilk devrede oynadığımız Kasımpaşa maçı. İniş çıkışlı bir grafik çiziyoruz ve bir hafta kazanıyoruz, bir hafta kaybediyoruz ve hiçbir anlamda sürekliliğimiz yok. O yüzden o maç önemli bir maçtı. Fakat 54. dakikada Aytaç'ın attığı golü 1-0 yenik duruma düşünce gardımızın düşeceğini ve muhtemelen sahadan yenik ayrılacağımızı düşünüyorduk. Hiç umudumuz yokken maçın özellikle son 10 dakikasında Stanku ipleri eline almış ve 82'de ceza alanı içerisinden yaptığı güzel bir vuruşla skoru dengeye getirmişti. Biz bir puan alacağız diye seviniyorken Stanku'nun durmaya niyeti yoktu ve 88'de bu sefer yine ceza alanı içerisinde bir kere bir şut daha çekti kaleye. Fakat bu şut Kasımpaşalı oyuncunun eline çarptı ve penaltıya sebebiyet verdi. Topun arkasına yine Stanku geçti ve o maçtaki ikinci golünü attı ve böylece oynadığı 5 maçta 4. golüne ulaşmıştı. Ve biz o maçı 2-1 kazandık. Böylece 668 gün sonra yenik duruma düştüğümüz bir maçı çevirmeyi başarmıştık Stanku sayesinde. O yüzden oldukça özel bir gündü. Kayserispor ve Kasımpaşa maçından sonra Stanku oynadığı 4 maçta da Malatyaspor, Fenerbahçe, Göztepe ve Sivasspor maçlarında da gol atarak peş peşe oynadığı 6 maçta da gol atan ilk gençler birlikte futbolcu olmayı başardı. Stanko attığı golden sonra gol sevinci olarak kenara kadar gelmiş ve elini şu şekilde açıp sanki bir şey karıştırıyormuş gibi bu hareketi yapmıştı. Aslında bu gol sevinci FIFA 20'de kullanılan bir gol sevinci ve ben Stanko'nun bunu yaptığını görünce bayağı şaşırmıştım. Zaten maçtan sonra da Stanku'ya bu gol sevincinin ne anlama geldiği sorulduğunda Stanku'da çok fazla FIFA oynadığını ve orada gördüğü bir gol sevinci olduğunu ve bunu tekrarlamak istediğini söylemişti. Bayağı şaşırmıştı.